Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin. Ukrayna'da konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. İdlib'teki son gelişmelerin ardından Astana ve Soçi hatırlatması yaptı. Erdoğan, Ukrayna'ya yaptığı resmi temaslar kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı, İdlib'te Astana ve Soçi süreçlerinin canlandırılmasını istedi. Sahadaki son durumla ilgili bilgi verdi. Artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik. Şu anda kesinlikle biz de bu noktada gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gerekenleri yapıyoruz. Son gelen rakamlara göre 1 milyona yakın insanın şu anda İdlib'ten Türkiye sınırına doğru geldiğini hatırlattı Erdoğan. Artık kabullenmekte zorlanıyoruz dedi. Zaten bizde şu anda 4 milyona yakın Suriyeli var. Onları artık konteyner kentlerden de çıkartarak evlere yerleştirme yolunda da gitmiş bulunuyoruz. Bunları tabii kabullenmekte zorlanıyoruz. Onun için karşı tedbirler alma durumunda kaldık. Ve şimdi bunları kendi yerlerinde, Suriye'de özellikle nasıl iskan ederiz bunun çalışmasını yapıyoruz. Erdoğan, sınırlarımızdan Suriye içine yaklaşık 30-40 kilometre olan bir hatta şu anda briket evler yapıyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanının gündeminde Kırım konusu da vardı. Kırım'ın yasa dışı ilhakının ardından ana vatanlarından ayrılmak durumunda kalan Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz dedi. Öte yandan basın toplantısı öncesi iki ülke arasındaki ortak bildiri, mutabakat zaptı ve anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna arasında yüksek düzeyli stratejik konsey 8. toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından imzalandı. İlişkilerimizin